Evet sevgili öğrenciler, hepinize selamlar. Evlerinizde öğretmenlerinizden uzak bir şekilde ders çalışmak, yeni bir takım konuları öğrenmek durumunda kaldığınız şu günlerde biz öğretmenleriniz sizlerle mümkün olan en iyi şekilde çalışmalarımıza devam etmeye, size destek olmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız videolarda konularla ilgili bilmeniz gerekenleri aktardıktan sonra konuları pekiştirmeniz için birlikte örnekler yapacağız. Videoda bu örnekleri sıra geldiğinde lütfen siz de görüntüyü durdurup soruları önce kendiniz çözmeye çalışın. Sorularla uğraşın. Zaten videoya devam ettiğinde çözümü görüp kendi cevaplarınızla karşılaştırma şansınız olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Evet, bu derste elektro kimya birinci bölüm olarak düşünebilirsiniz. Yükseltgenme, indirgenme tepkimelerini ele alacağız önce. Bu tepkimelerin içerdiği maddelerin hangileri yükseltgen madde olarak davranmış, hangileri indirgen madde olarak davranmış, bu tepkimelerin denkleştirmesini yaparken nasıl bir yol takip edeceğiz? Bu derste ele alacağımız konular bunlar. İlk olarak yükseltgenme indirgenme tepkimesinin tanımını yaparsak, eğer bir tepkimede elektron alışverişi varsa, maddelerin yükseltgenme basamakları değişiyorsa, bu tepkimeler yükseltgenme indirgenme tepkimeleridir. Örnek olarak magnezyumun oksijenle yanmasına ait bir tepkime görüyorsunuz. Magnezyum oksijenle tepkimeye girip magnezyum oksidi oluşturuyor. Bu bir yükseltgenme indirgenme tepkimesi. Magnezyum metal olduğu için, toprak alkali metal olduğu için 2A grubunda elektron vererek artı 2 değerlikli hale gelecek. Yükseltgenme basamağı artı 2 olacak bileşiğinde. Oksijen ise 6A grubundaki ametal olduğu için metalle tepkimesinde eksi 2 değerliğini alarak soy gaz elektron düzenine geçecek. Magnezyum için elektron veren madde, oksijen için elektron alan madde diyebiliriz. Redoks tepkimelerinde elektron veren maddeler yükseltgenmiştir tepkimenin sonunda. Ve karşısındakini indirgediği için indirgen madde olarak da nitelendirilebilir. Magnezyum burada elektron verdiği için kendisi yükseltgenmiştir. Yükseltgenen maddedir. Ve oksijen elektron verdiği için indirgeyici anlamında magnezyuma indirgen maddedir diyebiliriz. Oksijen ise elektron alan madde olduğu için indirgenmiştir kendisi. Ve magnezyumu yükseltgediği için yükseltgen maddedir diyebiliriz. Şimdi herhangi bir redoks tepkimesini, yükseltgenme indirgenme tepkimesini iki yarı tepkime şeklinde gösterebiliriz. Magnezyumun yükünün arttığı, yükseltgenme basamağının arttığı elektron verme tepkimesi olarak nitelendirebileceğimiz yükseltgenme yarı tepkimesi ve oksijenin elektron aldığını gösteren indirgenme yarı tepkimesi olarak iki yarı tepkime şeklinde gösterebiliriz bu tepkimeyi. Şimdi peki biz tepkimelerde magnezyumun yükünün kaç olduğunu nasıl bulacağız? Oksijenin yükünün kaç olduğunu nasıl bulacağız? Şeklinde aklınıza sorular gelebilir. Bizim tepkimelerde yükseltgenme basamaklarının bulunması için uyguladığımız bir takım yöntemlerimiz var. Kurala bağlı bazı elementlerimiz var. Hidrojen bunlardan bir tanesi. Hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde, iyonik bileşiklerde eksi 1 değerlik alırken ametallerle yaptığı bileşiklerinde artı 1 değerlik alır. Hidrojen bir ametaldir. Elektron alması ya da elektron ortaklaşa kullanması mümkündür. Metallerle karşılaştığı zaman elektron alacak, eksi 1 değerlik alacak. Ametallerle bileşik oluşturduğunda elektronların ortaklaşa kullanacak ama elektronegatifliği düşük olduğu için alması gereken değerlik kaç olacak? Artı 1. Burada bazı maddelerin hidrojenle yaptığı bileşiklerde hidrojenin yükseltgenme basamaklarını bulmanızı istiyoruz. Videoyu durdurarak önce siz kendiniz çözmeye uğraşabilirsiniz. Ben size yine buradaki hidrojen elementinin her bir bileşikteki
yükseltgenme basamağını bulurken neye dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Evet, burada cevaplarınızı siz de karşılaştırıyorsunuzdur. Sodyum metal olduğu için hidrojen sodyum karşısında eksi bir değerli kalacak. Oksijen bir ametal, hidrojenin burada alması gereken değerlik artı bir. Burada yine bileşikte hidrojen artı bir değerlikli. Nitrik asit bileşiğinde. Karbonik asitte artı bir değerli kalacak. Kalsiyum yine bir metal olduğu için hidrojenin yine burada dikkat edin alması gereken değerlik eksi bir. Ve azota metal olduğu için hidrojen azot karşısında artı bir değerlik alacak diyebiliriz. Yine kurallı elementlerimize devam ediyoruz. Metallerin elektron vermesi söz konusu bileşiklerinde. O yüzden metaller bir kere her zaman artı değerli kalacak. 1A grubu metalleri değişmeyecek bir şekilde bileşiklerinde artı bir değerli kalacak. Lityum, sodyum, potasyum 1A grubu metalleri bunların bileşiklerinde alacağı değerlikler hep artı bir olmak durumunda. 2A grubunda berilyum, magnezyum, kalsiyum örnek olarak gösterilebilir. 2A grubu metallerinin bileşiklerinde artı 2'den farklı bir değerlik alması söz konusu değil. Elektron verdikleri için son yörüngelerindeki elektronlarını kaybedecekleri için bileşiklerinde 1A grubu metalleri artı 1, 2A grubu metalleri artı 2 değerlik alacaklar. 1A, 2A grubunun dışında yine sabit değerlikli, değişmeyecek şekilde değerlik alacak yükseltgenme basamağı sabit olan bazı metaller var. Bunlardan karşımıza çıkacak olanlar, en çok çıkacak olanlar alüminyum, çinko ve gümüş. Alüminyum, çinko ve gümüşün alacağı değerlikler ne olacak? Artı 3, alüminyum 3A grubunda olduğu için artı 3, çinko ve gümüş de bileşiklerinde çinko her zaman artı 2, gümüşün bileşiklerinde artı 1 değerlik alacak şeklinde düşünebilirsiniz. Oksijene geldiğimizde oksijen elektronegatifliği yüksek olan bir element. Bizim genelde karşılaştığımız tüm bileşiklerinde oksijenin eksi 2 değerli kalabileceğini söyleyebiliriz. Burada oksit bileşiklerini akılda tutma gibi bir durum söz konusu değil ama peroksit, süperoksit bileşiklerini aklınızda tutabilirsiniz. Bunlar çünkü oksijenin eksi 1, eksi 2'den farklı değerlik alacağı bileşikleri. Peroksit bileşiklerinde oksijen eksi 1 değerli kalacak. Burada hidrojen peroksit, sodyum peroksit ve potasyum peroksit örnek olarak karşınıza çıkacak. Süperoksit bileşiklerinde oksijenin eksi 1 bölü 2 değerli kalması söz konusu. Sodyum süperoksit, potasyum süperoksit örnek olarak gösterilebilir. Oksijenin artı değerlik alabileceği tek bileşiği de florla yaptığı bileşik. Oksijenin bu bileşikte değerliği artı 2 olmak zorunda. Çünkü flor elektronegatiflik anlamında oksijenden daha üstün bir element. Eksi değerlik alacak olan, yükseltgenme basamağı eksi olacak olan element. Burada flor. O yüzden oksijen florun karşısında artı 2 değerli kalmak durumunda kalır. Şimdi halojenlerden bahsedecek olursak flor az önce söyledik elektronegatifliği en yüksek olan element periyodik cetvelde. O yüzden florun bileşiklerinde eksi 1 dışında herhangi bir değerli kalması söz konusu değil. Bunun dışındaki halojenlere baktığımızda 7A grubunda bulunan klor, brom, iyot gibi halojenlerde bileşiklerinde artı 7 ile eksi 1 arasında değerlik alacak. 4A grubu elementleri artı 4 ile eksi 4 değerlik arasında yükseltgenme basamaklarına sahip olabilirler. 5A grubu için yine artı 5'ten eksi 3'e kadar değişen yükseltgenme basamakları söz konusu olabilir bir bileşikte. 6A grubunda oksijen hariç oksijen değerliklerinden az önce söz etmiştik yükseltgenme basamaklarında. 6A grubundaki diğer elementlerin yükseltgenme basamağı bileşiklerinde yine artı 6 ile eksi 2 arasında değişen değerlere sahip olabilir deriz. Burada 4A, 5A ve 6A grubundan örneklerimiz karbon, azot ve kükürte dair bileşikler. Kalsiyum karbür, magnezyum nitrür ve çinko
sülfür şeklinde. Burada karbon, azot ve kükürdün metallerle bileşik oluşturduğunu görüyorsunuz. Az önce de bahsetmiştik. Burada metallerle bileşik oluşturulduğu zaman alınacak değerlikler hep ne olması gerekiyor? En küçük değerlik olması gerekiyor. O zaman kalsiyum karbürde karbonun değerliği eksi 4, magnezyum nitrürde azotun değerliği eksi 3 ve çinko sülfürde kükürdün değerliği eksi 2 olmak durumunda kalıyor. Serbest halde bütün elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. Eğer bir bileşik oluşturmadıysa, bir element serbest halde bulunuyorsa bu elementin yükseltgenme basamağına mutlaka sıfır yazmak zorundayız. Herhangi bir yükseltgenme basamağına sahip olmayacaktır. Şimdi bazı elementler işte bu değişken değerlik alabilecek 4A, 5A, 6A grubundaki elementlerden bahsettik. Bazı değişken değerlikli metaller karşımıza çıkabilir. Yükseltgenme basamağı değişken olabilen elementlerin yükseltgenme basamaklarını kurala bağlı elementlerin yükseltgenme basamaklarını bildiğimiz için oradan hesaplama şansımız var. Bunların da örneğini yapalım şimdi sizinle birlikte. Mesela azot. Azot bir metalle karşılaşsaydı alacağı değerlik en küçük değerli olan eksi 3 olmak durumundaydı. Ama şimdi burada azotun alabileceği değerlikler birden fazla. Bu değerliğin tahmin edilmesi için ilk önce bizim hidrojen ve oksijen gibi değerliğini bilebileceğimiz elementlerin değerliğini bir hesaplamamız, bulmamız gerekiyor. Burada hidrojenin artı bir değerli kalacağını söyleyebiliriz. Oksijenin de eksi iki değerli kalacağını söyleyebiliriz. Burada yapmamız gereken yük toplamının hidrojen, İşte oksijen 3 tane, burada 3'ünün birden alacağı toplam değerliği hesaplayacağız. Toplam yükün neye eşit olması lazım? 0'a eşit olması lazım. Herhangi bir yük, toplam yük bulunmadığı için elementlerin tek tek yüklerinin toplamını hesapladığımda 0'a eşit olması gerekiyor. Burada elementlerin yüklerinin toplamının 0 olması gerekiyor. Artı 1, x, eksi 6 daha toplamda 0 yapacağı için azotun burada alması gereken değerliği artı 5 olarak belirlemiş oluyoruz. Şimdi sizlerden ricam, siz de buradaki bileşik ve iyonlardaki elementlerin yük hesaplamalarını yapmayı bir deneyin. Yaptıktan sonra yine kontrol edelim karşılıklı cevaplarımızı. Azot eksi 3 yüklü. Hidrojenin artı bir yük alacağını söylemiştik. Hidrojenin de toplamı artı 3 geliyor. Azottan da eksi 3 gelmesi lazım. Burada nitrat kökü var. Yani bizim burada toplam yükü eksi 1'e eşitlememiz gerekiyor. Oksijenden eksi 6 geldiği için azottan da artı 5 gelmesi lazım ki artı 5 eksi 6 toplamı eksi 1'e eşit olsun. Karbon burada oksijen yine eksi 6 değerli kalacak. Toplam yük eksi 2'ye eşit olması gerektiği için karbonun artı 4 değerli kalması gerektiğini söyleyebiliriz. Fosfat kökünde eksi 3'e eşit olması gerekiyor yük toplamı. Oksijenden eksi 8 geliyor. 4 oksijen olduğu için fosfora o zaman burada artı 5 yükseltgenme basamağı uygun oluyor. Bu bileşikte potasyum 1A grubu elementi olduğu için alması gereken değerlik artı 1. Oksijenden eksi 8 geliyor. Toplam yük 0'a eşit olacağı için artı 1 artı 7 eksi 8 daha 0 olur diyoruz. Manganın alması gereken değerlik artı 7. Hidrojenin yükü artı 1. 2 tane olduğu için artı 2 değerlik geliyor. Bileşikte oksijen sayısı 4. 4 kere eksi 2 eksi 8. Toplam yük 0 olacağı için artı 2 artı 6 eksi 8 daha 0 eder diyoruz. Burada baryum dikromat bileşiğini görüyoruz. Baryum 2A grubu elementi, alması gereken değerlik artı 2. Oksijen 7 tane olduğu için eksi 14 değerlik geliyor. O zaman artı 2 eksi 14 toplam eksi 12 gibi bir negatif değerim var elimde. Bunu sıfıra eşitlemek için 2 kromun toplamda artı 12 değerlik alması gerekiyor. O zaman her bir kroma düşen yük artı 6'dır diyebiliyorum. En son eksi 1'e yükü eşitlememiz için
Oksijenden eksi 6 değerlik geldiğini düşünürsek burada klorun alması gereken değerlik artı 5'tir diyoruz. Evet, şimdi demir artı 2 iyonuyla mangan artı 7 iyonu arasındaki bir tepkimeyi ele alacağız. Buradaki redoks tepkimesinin yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini yazacağız. Hangi iyon yükseltgen olarak davranmış, hangi iyon indirgen olarak davranmış bunu belirlemeye çalışacağız. Siz denedikten sonra videoya devam edin. Cevaplarımızı karşılaştıralım. Evet. Burada demir artı 2 iyonumuz demir artı 3 iyonuna dönüştüğü için yükseltgenen maddedir. Aynı zamanda karşısındakine elektron verdiği için indirgen maddedir. Yükseltgenme yarı tepkimesini yazacak olursak demir artı 2'den demir artı 3'e dönüşmüş bunu göstereceğiz. Ve artı 2'den artı 3'e yükseltgenmesi için bir elektron vermesi gerektiğini ürünler tarafına bir elektron yazarak göstereceğiz. İndirgenme yarı tepkimesi ve indirgenen maddeye baktığımızda mangan artı 7 elektron aldığı için Mn artı 2'ye dönüşüyor burada. Burada indirgenen madde mangan artı 7 iyonudur. Yükseltgen maddedir. İndirgenme yarı tepkimesi artı 7'den artı 2'ye dönüştüğünü gösteriyoruz. Ve bu dönüşümün gerçekleşmesi için de mangan artı 7 iyonunun 5 elektron alması gerektiğini tepkimenin girenler tarafından 5 elektron yazarak gösteriyoruz. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Yani elektron sayısını özellikle yazarken denklemde yük eşitliğini sağlamaya çalışacaksınız. Solda artı 2 yük varsa sağda da toplamda artı 2 yük olması gerekiyor. Artı 3, eksi 1 daha artı 2'dir diyeceksiniz. Manganın tepkimesine baktığımızda yine artı 7, eksi 5 daha artı 2'dir diyebiliyoruz. Sizin için bir tepkime daha. Çinkonun iki tane hidrojen iyonuyla tepkimesi, yükseltgen ve indirgenme tepkimesi. Bunun yarı tepkimelerini yazıp yükseltgen ve indirgen maddeleri belirtin. Cevaplarımızı karşılaştıralım. Çinko elementel halde yükü sıfır. Neye dönüştü? Çinko artı 2 iyonuna dönüştü. Yükseltgende. Yükseltgenen madde ya da indirgen madde çinkodur diyebiliriz. Yükseltgen Meyer tepkimesi de çinko. Çinko artı 2'ye dönüştü. Elektron nerede olacak? Ürünler tarafında yük eşitliği sağlandı. Çinko, çinko artı 2'ye dönüştü. 2 elektron vererek. Hidrojenlere baktığımız zaman da hidrojen artı 1'den neye dönüşmesi lazım? Yine elemental hidrojene dönüştüğü için, serbest halde olduğu için yükü 0 olması gerekiyor. İndirgenmiş oldu. Hidrojen artı iyonu indirgenen maddedir. Yükseltgen maddedir. İndirgenme yarı tepkimesi de 2 hidrojen artı iyonu artı 2 elektron eşittir hidrojen molekülü diyebiliriz. Yük eşitliğini böylelikle sağlamış olduk. Bakır ve kükürt artı 6 iyonunun tepkimesini görüyorsunuz. Yine bunu birlikte ele alalım. Önce siz çözün, sonra cevaplarınızı karşılaştıralım. Bakır burada yükseltgenen madde. Çünkü yükü ne olmuş? 0'dan artı 2'ye dönüşmüş. Yükseltgenen madde bakır, indirgen madde bakır, yükseltgen Meyer tepkimesi burada bakır artı 2'ye dönüştü. Nasıl gerçekleşti bu dönüşüm? 2 elektron vererek ürünler tarafına 2 elektron yazdık. İndirgenen madde elbette ki kükürt artı 6 iyonu, yükseltgen madde aynı zamanda. İndirgen Meyer tepkimesini yazdığınızda kükürt artı 6 artı 2 elektron eşittir kükürt artı 4 diyebilirsiniz. Yük eşitliği sağlanır.
Evet, yükseltgenme, indirgenme tepkimelerini denkleştirmemiz gerekirse ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Ona bakalım. Öncelikle bir örnek üzerinde ben anlatayım tepkimenin denkleştirmesi nasıl yapılacağını. Daha sonraki örneklerde siz deneyebilirsiniz yapmayı. Eğer tepkime denkleştirmeyi, redoks tepkimelerini denkleştirmesine dair bilginiz varsa bu tepkimeyi de önce siz denkleştirip videoyu devam ettirebilirsiniz. Tepkimeyi denkleştirmek için önce tüm elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Yükseltgenen ve indirgenen maddelere karar vereceğiz. Kim yükseltgende, kim indirgende, bunu öncelikle belirleyeceğiz. Daha sonra alınan verilen elektronların sayıca eşitlenmesine sağlayacağız. Ve son olarak yükseltgenme basamağı değişmeyen elementlerin atom sayılarını başlarına katsayılar yazarak eşitleyeceğiz. Evet, önce tüm elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulun bakalım. Potasyum 1A grubunda olduğu için artı 1 değerlikli. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 alır demiştik. 4 oksijenden eksi 8 geldi. Artı 1 artı 7 daha 0'ı eşitledik. Manganın alması gereken değerlik neymiş? Artı 7. Hidrojen artı 1, klor karşısında eksi 1. Potasyum artı 1 değerlikli, klor eksi 1 değerlikli. Manganın artı 2 değerli kaldığını görüyorsunuz burada. Çünkü klor ne yapıyordu? En küçük değerli olan eksi 1'i alacaktı. 2 tane eksi 1, bir tane artı 2 değerlik birbirini sıfırlıyor diyebiliriz. Klor burada elemental halde bulunduğu için, bileşik halinde olmadığı için sıfır değerlikli. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 dedik. Bundan sonra yükseltgenen ve indirgenen maddelere karar vermemiz gerekiyor. Burada hemen yükleri kontrol ettiğinizde yükü değişen manganın değiştiğini görüyoruz. Artı 7 değerlikliymiş. Artı 2 değerlikli olmuş. Bir de burada klorun değiştiğini söyleyebiliriz. Şimdi klorun diğer tarafta baktığınızda yükünün eksi 1 kaldığı bir durumda var. Eksi 1 olarak kaldığı durumda var. Sıfıra yükseltgendiğini de söyleyebiliriz. O zaman mangan bir tane mangan 5 elektron almıştır. Mangan artı 2'ye indirgenmiştir diyebiliriz. Klor da eksi 1 yüklüyken 2 elektron vererek 2 tane klor toplamda 2 elektron vererek Cl2 molekülüne yani klor molekülüne dönüşmüştür diyebiliriz. Şimdi burada alınan verilen elektron sayılarını eşitlememiz gerekiyor. Burada klorla ilgili özellikle şunu belirtmek istiyorum. Klor yükü değişmeyen klor da var. Burada siz kaç elektron verdiğine karar verirken klor molekülündeki atom sayısını dikkate alın. Yani iki tane klorun mutlaka ne yapması gerekiyor? İki elektron vermesi gerekiyor. Bir tane mangan 5 elektron almıştı. 2 tane klor toplamda 2 elektron vermişti. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için ne yapıyoruz? Bunları çarpıyoruz. Evet, burada manganın toplamda almış olduğu 5 elektronu 2 ile çarptık. Klorların vermiş olduğu elektronları da kaçla çarptık? 5 ile çarptık. Alınan verilen elektron sayılarını eşitlemiş olduk. O zaman toplamda klorun katsayısı 5, manganın katsayısı 2 oldu. Çarptığımız sayıları buradaki maddelere katsayı olarak yazdık. Burada yükseltgenme basamağı değişmeyen elementlerin atom sayılarını katsayıları belirleyerek eşitleyeceğiz. Burada potasyumları karşılaştırabiliriz. Girenler ve ürünlerdeki potasyumlar eşit değil. Oksijenler eşit değil. Klorlar bir eşitleme yaptık ama hala eşit değil. Hidrojen eşit değil. Önce potasyumdan bahsedelim. Potasyum sol tarafta, girenler tarafında 2 tane olduğu için bir kere buraya katsayı olarak 2 gelecek. 2 geldikten sonra klorları biz tamamlamış olacağız ürünler tarafında. Klorun katsayısını toplama göre yazacağız.
Ve son olarak da hidrojen ve oksijen sayılarını suyun katsayısına yazarak eşitlemiş olacağız. Potasyumları eşitlemek için 2 yazdık. Klorlar toplamda 16 oldu ürünler tarafında. Hidrojen klorür bileşiğinin başına 16 yazdık. Klorların sayısını eşitledik. Hidrojen 16 olduğu için suyun katsayısını 8 olarak belirledik. Hidrojen sayısını 16'ya tamamladık. En son oksijenden kontrol ediyoruz. Sol tarafta girenler tarafında 8 oksijenim var. Ürünler tarafında da 8 oksijenim oldu. Evet, burada da yine denkleştirilmesi gereken bir redoks tepkimemiz var. Aynı basamakları uygulayarak devam edelim. Önce ne yapacağız? Tüm elementlerin yükseltgen basamaklarını bulacağız. Bakır element olduğu için sıfır değerlikli dedim. Hidrojen artı 1, azot. Oksijene de, oksijen ve hidrojene bağlı olarak azotun artı 5 olduğunu belirledim. Bakır artı 2 değerlikli. Burada nitrat yapısı bozulmadığı için, direkt NO3 yapısı bozulmadığı için azotta artı 5, oksijene eksi 2 hemen diyebilirsiniz. Ama burada NO bileşiğinde azotun artı 2, oksijenin eksi 2 değerli kalması gerekiyor ki yük eşitliği, yük sıfıra eşitlensin toplam yük. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 değerlikli dedik. Eğer ben parantezli bileşikleri şaşırıyorum, yapamıyorum diyorsanız önce bileşiği ikiye ayırabilirsiniz. Sonuçta iyonik bir bileşik, bakır artı 2 iyonu ve nitrat eksi iyonundan oluşmuş durumda. Nitrat iyonundan oluşmuş durumda. Bakırı zaten bulmuş oldunuz. Azotu da oksijenden çıkaracaksınız. Oksijen toplamda eksi 6 değerli kalmış oluyor. 3 tane eksi 2 eksi 6 yapıyor. Azotun da toplam yükü eksi 1 yapmak için artı 5 değerlikli olması gerekiyor diyebilirsiniz. Önce iyonlarını ayırın. Ondan sonra nitrat iyonunu yine kendi içerisinde toplam yükü eksi 1'e eşitlemek kaydıyla azotun değerlerini bulabilirsiniz. Şimdi yükseltgenen ve indirgenen maddelere karar vereceğiz. Bakır göze çarpan, yükü artan madde. Azot da yükü azalan madde. Yine ürünler tarafında azotun tek bir bileşiğin içerisinde değil, farklı iki yapıya yayılmış olduğunu görüyorsunuz. Bunu göz önünde bulunduracağız tepkimeyi denkleştirirken. Bakır, bir tane bakır bir tane bakır atomu 2 elektron vermiş. Bir tane azot atomu da 3 elektron almış olarak belirleyebiliriz alınan verilen elektron sayılarını. Bakır 0'dan artı 2'ye 2 elektron vererek, azot da artı 5'ten artı 2'ye 3 elektron alarak dönüştü diyebiliriz. Yükseltgenen ve indirgenen maddelere karar verdik. Alınan verilen elektron sayılarını şimdi eşitleyeceğiz. 6 elektronda eşitleme yapabiliriz. O yüzden bakırları 3 ile azotları da, indirgenen azotları da 2 ile çarpmam gerekiyor. Kat sayılarını hemen yazdım. Bakırın 3, azotun da. Şu tarafı daha henüz yazmıyorum. Neden? Dediğim gibi ürünler tarafında birden fazla bileşiğin içerisinde azot olduğu için yazmıyorum. Sadece burada indirgenmiş durumda olan azotun katsayısını 2 olarak belirledim. Şimdi buradaki azotun sayısını toplam azot sayısına göre belirleyeceğim. Ürünlerdeki toplam azot sayısı 8. O yüzden buradaki azotu da ona göre belirleyeceğim. 8 nitrik asitin başına koyduk. Azotu 8 yaptık. Hidrojen sayısını 8 yaptığım için sağ taraftaki suyun katsayısını da 4 olarak belirliyorum. Hidrojeni ürünlerde de 8 yapmış olduk. Oksijen sayısının eşit olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
solda 24 oksijen var. Sağda da topladığınızda 18, 20, 24 oksijen olduğunu görüyorsunuz.